Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar bu videomuzda ünlüler karması kitabımızın sadık uygun yayınları denemesinin inkılap tarihi soruların çözümünü yapacağız eğer hazırsanız birinci sorumuzu ile başlayabiliriz sorumuzda bize bir paragraf verilmiş paragrafta diyor ki sevgili kardeşim şark harekatı yani doğu harekatı bizi ve davamızı ihya etti o kadar sıkılmış idik o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir koruna ihtiyacımız vardı Allah'ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen milletimize daha büyük zaferler, hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın. Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı elde ettiği zafer üzerine İsmet Paşa'nın kendisine yazdığı bu mektuptan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi arkadaşlar yukarıdaki mektupta şundan bahsediyor. Doğu cephesinde komutanımız olan Kazım Karabekir Ermenileri yenerek önemli bir başarının altına imza atmış ve çok önemli bir zamanda böyle bir e, e, başarı gelmiş. Ve bu başarın üzerine İsmet Paşa da Kazım Karab Karabekir'i onure etmek adına bir mektup yazmış ve göndermiş. E, buna göre hangisine ulaşamayız diyor. Şimdi aşıkkına bakalım. Kazım Karabekir komutasındaki ordu önemli bir zafer et, elde etmiştir. Evet, önemli bir zafer elde ettiğini zaten söylemiştik. B şıkkına baktığımızda milli mücadele açısından kritik bir zamanda gerçekleşmiş bir zaferdir diyor. Bakın o kadar sıkılmıştık, o kadar daralmıştık idi diyor ki işte tam da o zamanda geldi diyor. Yani kritik bir dönemde gelmiş. C şıkkına baktığımızda bu zafer Türk ulusu için büyük bir moral kaynağı olmuştur. Evet moral kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz ama D şıkkına baktığımızda şark harekatı milli mücadele öncesinde yapılmıştır. Bakın arkadaşlar Doğu cephesi milli mücadele öncesinde değil bizzat milli mücadele döneminde gerçekleşmiştir. Zaten milli mücadele döneminde 3 tane cephemiz vardı Doğu, Güney ve Batı cephesi. O halde yanlış olan cevabımız D seçeneği olacak. Hemen yanındaki soruya bakalım. Bu bilgilerden de yararlanarak tevhid-i tetsat kanunu çıkarılmasının nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi bir gerekçe olamaz? Arkadaşlar o dönemde tevhid-i tetsat kanunu çıkarılmıştı ve diyor ki bu kanunun çıkarılması nedeni hangisi olamaz diyor. Bakalım bu kanun niye çıkarılmış? Önce parçayı okuyoruz. Atatürk, dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçimde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak, boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı? Diyerek eğitimde birliğin önemini vurgulamıştır. Eğitimde birlik anlamına gelen Tevhid-i Tetsat Kanunu'nun kabulüyle tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Yani arkadaşlar bize şunu anlatıyor. Tevhidi i Tedisat Kanunu'ndan önce eğitimde bir kaos varmış, kargaşa varmış, birlik yokmuş. Bu kanun çıkarılmasıyla birlikte birlik sağlanmış, düzen sağlanmış ve böylece bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır diyor. Şimdi şıklara baktığımızda Türk tarihi boyunca çok farklı alfabeler kullanmamız eğitimde birlik ya da düzen anlamına gelmez arkadaşlar. Bakın biz de şu an... Farklı bir alfabe kullanıyoruz. Latin alfabesi kullanıyoruz. Ama eğitimde birliğimiz var aynı zamanda. Bütün okullarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. E, yanlış olanı sorduğu için zaten cevabımız A seçeneği olacak. Diğer şıklara da bakalım. Azanlıkların kendi okullarına sahip olması, yeni yeni okulların açılması, azınlık okullarının her tarafta açılıp çoğalması eğitimde düzeni bozar. C şıkkında e, mekteplerin marif mek vekaletinde, medreselerin ise şerefe ve efkaf vekaletine bağlı olması. Bakın bağlı oldukları yer bile farklı. Ama daha sonra ne yapıyoruz? Hepsini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyoruz. O yüzden onu da elememiz lazım. D şıkkına baktığımızda kapitülasyonlardan yararlanan ülkelerin konsolosluk aracılığıyla okul açması. Bakın yeni okulların açılması, kafalarına göre okullar açmaları haliyle eğitim sistemimizde ikiliklere yol açacak. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Alfabenin herhangi bir alakası yok. Evet hemen sayfamızın alt kısmına geçiyoruz ve diğer sorularımızı çözelim. İkinci soruda bize diyor ki Kurtuluş Savaşı döneminde başta Ege bölgesi olmak üzere e, yurdun birçok bölgesinde faaliyet gösteren bu yapının adını soruyor. Bakalım bu yapıya. Düzenli ordudan oluşan işgalci güçlere karşı oluşturulan X savunma kuruluşudur. Osmanlı ordusunun dağıtılıp silahlarına el konulduktan sonra sivil halk ve eski askerler tarafından oluşturulmuştur. Bakın sivil halk tarafından oluşturulmuş diyor. Bakın ülkemiz işgal edilince Devletin orduları karşılık veremeyince haliyle ne yapmıştı? Sivil halk bir araya gelerekten ellerini silah alarak savunma örgütleri kurmuşlardı. Yani direniş örgütleri kurmuşlardı. Biz bu direniş örgütlerine ne diyoruz? Kuvayi Milliye Birlikleri adını veriyoruz arkadaşlar. Zaten Kuvayi İnsibatiye, Kuvayi Seyyare, Kuvayi Amare bunların hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Hemen yan taraftaki soruya bakıyoruz. Yukarıda bazı maddeleri verilen uluslararası anlaşma hangisidir diyor. Birinci maddeye bakalım. İstanbul ve Çanakkale boğazları e, Türkiye başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetecek. Bakın komisyonların kurulması kararı Lozan'da alındı. Devam edelim. Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek. E, bu karar da Lozan'da alındı. Türkiye-Irak sınırı TBM ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılma kararı da o da Lozan'da alındı. O halde doğru cevabımız Lozan anlaşması olacak. Evet arkadaşlar böylece dördüncü sorumuzu da çözmüş olduk ve 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuzda bize bir harita vermiş. Harita üzerinden iki tane soruyu üst üste çözmemizi istiyor. Şimdi e, soruda diyor ki Sevr anlaşmasına göre hangi renkle boyanmış bölge Osmanlı'ya bırakılmıştır. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin Sevr Anlaşması'na göre parçalanmasını gösteren bir harita verilmiş. Bu haritada Osmanlı Devleti'nin neresi bırakılmıştı? Bakın Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun bir kısmı verilmişti. Yani bu orta kısımdaki yer Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştı. Sarı renk doğru cevabımız olacak. O halde 5. soruya C seçeneği işaretlememiz gerekiyor. 6. soruya bakalım. Buna göre diyor Yunanlılara bırakılan bölgeler hangi renkle gösterilmiştir? Bakın Yunanlılara İzmir ve çevresi bırakılmıştı. Yani şu kısım hangi renk var orada? E haliyle lacivertin olduğunu görüyoruz. O halde cevabımız C seçeneği lacivert olacak. Böylece harita üzerinden 5 ve 6. sorularımızı da çözmüş olduk ve 7. sorumuza geçebiliriz. Yedinci sorumuzda ise bize bir harita verilmiş. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamalarından birinin yaşandığı ve stratejik olarak hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır. Yaklaşımının uygulandığı ve yukarıda krokesi gösterilen savaş seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Bakın arkadaşlar Atatürk'ün bu sözü zaten e, Sakarya Meydan Muharebesi'de söylediğini söyleyebiliriz. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde zaten e, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş ve orada düşman düşmanı bekliyorduk. Bir savunma hattı kurmuştuk. O yüzden cevabımız D seçeneği Sakarya Meydan Muharebesi olacak. Evet 7. sorumuzu da tamamlamış olduk ve 8. sorumuza geçebiliriz. 8. sorumuzda ise Topyekün Savaş için alınan bu kararlar hangi kanuna dayandırılmaktadır diyor. Şimdi bu Mustafa başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi kararı almıştı. Bakın zaten arkadaşlar sorun cevabı çok kolay bir şekilde çıkıyor. Biz Kütahya-Eskişehir savaşlarını kaybedince kötü gişatı durdurabilmek amacıyla Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmişti. Bakın Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bir kanun çıkarmıştı. Bu kanunun adı... Tekalifi milli emirleriyle. O yüzden zaten cevabımız tekalifi milli emirleri olacak. Bakın zaten tekalifi milli emirlerinde ordunun ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Maddelere bakalım. Her aile birkaç çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak diyor. Bakın ordunun ihtiyacı karşılanmış oluyor. Silah ve cephaneler 3 gün içerisinde orduya teslim ediliyor. İşte kanı ve binek hayvanların %20'si orduya veriliyor. İşte buğday, arpa, çavdar gibi birçok şey daha sonra ödenmek kaydıyla orduya veriliyor. Demek ki ordunun ihtiyaçlarını karşılayan e, kanunun adını soruyor. Bu kanun adı da tek alfi milliye emirleridir arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım şimdi. Çok milletti ve çok dinli bir yapıya sahip olan Selanik, demir yolu ile İstanbul, Belgrad, Manastır şehirlerine bağlı, bağlıydı. Bu şehir aynı zamanda Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü Osmanlı vilayetiydi diyor. E, verilen metne ve görsele dayanarak Selanik şehri ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar, İşek bir liman şehri olduğunu söyleyebiliriz. Zaten resimde de görüyoruz bir sürü gemilerin olduğunu ve limanların olduğunu görebiliyoruz. Alternatif ulaşım imkanlarına sahip bir şehirdir diyor. Demir yolları falan varmış, karayolları varmış, e, limanları da var, deniz yolları. O halde ona da ulaşabiliyoruz. çeşitli ırklardan insanlar yaşamıştır diyor. Bakın zaten yukarıda o ırkların isimden bahsediyor, çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. O halde C seçeneğinde iliyoruz. D şıkkına baktığımızda milliyetçilik akımının e, etkilenmediği Osmanlı şehirlerinden birisidir diyor. E, yanlış bir e, açıklamadır arkadaşlar. Selanik'te milliyetçilik akımından etkilenmiş şehirlerden birisidir. Neden çok etkilendi? Çünkü çok uluslu bir yapıya sahipti. O yüzden etkilenmiştir arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacak. Son sorumuz aşağıda bir sorumuz daha var. O sorumuzu da çözelim. Son sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden birisi değildir diyor. Bakalım. Paragrafta bize demiş ki Kütahya Eskişehir muharebelerinde tüm gücüyle taarruza geçen Yunan ordusu İngilizlerin de desteğiyle ordumuza üstünlük sağladı. Bunun üzerine ordumuzun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesine karar verildi. Böylece ordumuz yeni bir savaş için hazırlık yapabilecekti. Yani arkadaşlar Kütahya, Eskişehir'de biz bir yenilgi aldık evet. Ve bu yenilgiden sonra haliyle ordularımızı geri çektik. Geri çekme sebebimiz e, ordularımız hazırlansın, eksiklerini giderebilsin. Ve daha büyük kayıtlar vermemek için böyle bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Şimdi bakalım A şıkkında Yunan ordusunun Kütahya, Eskişehir ve Afyon'u işgal etmesi. Evet işgal ettiği için zaten böyle bir adım atacağız. B şıkkına baktığımızda... TBMM'nin kapatılıp mebusların orduya katılması. Bakın TBMM hiçbir dönemde kapatılmayacak arkadaşlar. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız B seçeneği olacak. Diğer şıklara bakalım. Başkomutanlık yasası ile meclisin tüm yetkileri 3 aylığına Mustafa Kemal'e verildi. Evet verildi. Hatta bu yetkiyi aldıktan sonra tekafi milli emirlerini yayınlayacaktı. O yüzden ediyoruz. Ankara'da Marif Kongresi düzenlenecek. Marif yani eğitim kongresi bu süreçte düzenlenmişti. O yüzden onu da elemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar böylece bu videomuzda Sadık Uygun yayınları denemesinin çözümlerini yapmış olduk.